Rukiş, neler hissediyorsun? İçinde neler yaşıyorsun? Dertleşelim istiyorum ama sen hiç anlatmıyorsun. İyi, tamam, anlatma. Ben devam ederim o zaman. Hayatının ne kadar değerli olduğunu sana hatırlatıncaya kadar devam edeceğim. Sen değerlisin, farkında değilsin ama seni bekleyen bir çocuğum var. Biliyor musun, babam ölüyordu. Havaalanında düşündüğüm tek şey babamın varlığının benim için ne kadar değerli olduğuydu. Ya onu kaybedersem korkusuyla gözlerimi kapattım ve saatlerce dua ettim Allah'ım onu benden alma diye. Çocuk kaç yaşında olursa olsun, aradaki mesafe ne olursa olsun hep anne babasına ihtiyacı vardır. Gümüş bebeğin de sana ihtiyacı var. Üstelik o minicik. Pınar abla, Doruk'u kime bıraktın Avustralya'ya giderken? Şeref teyze mi baktı? Rukiye? Evet, doğru hatırladın. Onur baktı Rukiye. Bakıcı da vardı ya. Zaten babam kendine gelir gelmez hemen geldim. Helal olsun valla. Ben olsam çocuğumu bırakıp gidemezdim. Allah bana bir evlat verirse oranımdan. Nereye gidersem gideyim bir dakika bile ayırmam yanımdan. Her zamanki gibi ona bir şeyler hatırlatmaya çalışıyordum. Birden dönüp bana oğlumu sordu. Çok anlamlı bakıyordu. Hatta beni ayıpladı bile. Zamanlama hatası yapmadı, annemden bahsetti. Çok iyi görünüyordu. Bunlar çok olumlu gelişmeler. Rukiye Hanım tedavilerimize cevap veriyor. Terapi sırasında bizi de şaşırttı. Çok çabuk kurtulacak desenize. Umarım. Hala pek çok şey yaşanmamış sayması sizi yavaşlatıyor açıkçası. Evet, benimle konuşurken de aynısını yaptı. Hem doğru hatırladı hem de yine anlamsız şeyler söyledi. Öf, günlerdir ona kızını hatırlatamadım. Hiç çocuğu yokmuş gibi davranıyor. Eninde sonunda hatırlayacaktır. Bunu hep beraber sağlayacağız. Siz, eşi, ailesi ve biz. İnşallah. Doktor amca izin verirse anneni göreceğiz kızım. Yok canım, üzülme. Kıyamaz şimdi sana, hayır demez. Değil mi güzel kızım benim? Doktor bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baklığı da getirmişsiniz. Evet. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ olun, cümlemizinkini. İzin verirseniz annesini göstereceğim ona. Çok özledi de. Belki Rukiye için de iyi olur. Hatırlar yavrusunu. Tabii izin verirseniz. Biz de yarınki terapi için kızınızı getirmenizi isteyecektik. İsabet oldu. İzin verdiniz yani. Evet. Bak kuzum, doktor amca evet dedi. Kavuşacaksınız. Hadi anneni bekletmeyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun doktor bey. Çok yormayacağız onu. Beyefendi, eşiniz bahçede, odasında değil. Bahçeye gidin. Öyle mi? Teşekkür ederim. Bakalım annemiz neredeymiş? Buralarda bir yerlerdedir. Bulacağız kızım. Biz geldik annesi, bak Gümüş burada. Gümüş ablam mı geldi? Nerede? Hayır karıcığım, Gümüş ablam gelmedi. Bu bebek kim Orhan? Kızımız Rukiye. Dalga geçme. Biz evlendik mi de kızımız olsun? Heh. Kim bu Orhan? Nereden buldun bunu? Gözlerine bak, çipil çipil, çok tatlı. Sarıl kızına Rukiye. O senin yavrun. Kokuna kurban olurum senin. Yavrum benim. Gümüşüm. Güzel kızım benim. Gel bakalım. Ayakkabılarımızı giyelim. Sonra doğruca parka gideceğiz. Emi güzel kızım. Ne parkıymış bu? Çocuğu bizden mi kaçırıyorsun? Ne alakası var? Hava alsın, eğlensin diye yapıyoruz. Ne yapsak kabahat? Kabahat tabii. Hem suçlu hem güçlü. Ben bakarım. Kimdir, necidir, ne bilirsin Name? Kimi tanıyorsun ki? Bırak evi serbestsin. Sen karışma. Alo? Orhan Bey'le görüşecektim oradaysa eğer. Burada, siz kimsiniz acaba? Rukiye Hanım'ın doktoruyum. Orhan Bey'le konuşmam lazım. Ben ablasıyım. Ne diyecekseniz bana deyin. Olmaz hanımefendi, Orhan Bey'le görüşmeliyim. İyi madem.
Seni istiyor. Rukiye'nin doktoru. Gel yavrum. Buyurun doktor bey, benim Orhan. Orhan bey, uygunsanız hastaneye gelebilir misiniz? Tabii. Hemen gelirim. Annem de gelseydi ya. Her işiniz sır maşallah. Takılmasan peşine beni de ekecektin buğday gibi. 50 kişi gelmeye ne gerek var? Ben konuşup olanları anlatırdım size. Ya tabii. Her şeyi anlattığın gibi değil mi? O günler geçti. Geçmiş ola. Son nefesimize kadar sana güvenmeyiz artık Orhan. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Beklettim. Kusura bakmayın. Ne kusuru doktor bey? Asılsız kusura bakmayın. Biraz kalabalık geldik de. Acilen servise çıkmam gerek. O yüzden fazla vaktinizi almayacağım. Bu eşinizin izin kağıdı. Eşinizi 2 gün evinize götürebilirsiniz. Eve mi? Abo, iyileşti bacım. Karım iyileşti mi doktor bey? Bir dakika. Ben sadece izinli çıkacak dedim. İyileşti demedim. Rukiye Hanım kızını gördükten sonra hızla kendine gelmeye başladı. Şükürler olsun Rabbime. Sürekli bebeğini soruyor. Onun için endişeleniyor. Biz de hem endişelerini gidermesi için hem de ev ortamına yavaş yavaş dönmesi için ona izin vermeye karar verdik. Allah sizden razı olsun doktor bey. Buna da şükürler olsun. Çok iyi düşünmüşsünüz. Yuvası da iyi gelir ona kızı gibi. İyice kendini bulur. Annem ona gözü gibi bakar. Ben de varım. Bir dediği iki olmaz doktor bey. Başhekime belgeyi imzalatın. Bu 2 gün zarfında hastanızı fazla yormayın. Onu hiçbir şey için zorlamayın. Söz. Yemin billah söz. Sıkma kız anne. 2 gün burada doya doya koklarsın. Kızım. Kurban olurum ben sana. Yavrum. Bebeğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.